Ayetlere tarihsel demek. Sual. Bir arkadaş, ben tarihselliğe inanırım. Bana göre, Kur'an'ın dörtte biri, Arap örf ve adetlerinden ibarettir. Bunlara ilahi hüküm diye bakılamaz. Miras hükmü de bunlardan biridir. İnanmadığım bir şeyi ben karıma kızıma nasıl anlatabilirim dedi. Bu dini değiştirmek değil midir? İslamiyet kıyamete kadar geçerli değil midir? Haşa Allahü Teala yanlış şeyler mi bildirdi? Cevap: Tarihsellik diye İslamiyeti yıkmaya çalışanlar çıksa da bu dine inanan ve onu yaşayan halis Müslümanların olacağını Peygamber Efendimiz bildirmektedir. Dini yıkmaya önce hadislerden başladılar. İşlerine gelmeyen hadislerin kimine uydurma, kimine zayıf dediler. Şimdi de Kur'an'daki ayetler o zaman içindi, şimdi geçersizdir demeye başladılar. O kişi karısına kızına miras hükmünü anlatamasa da anlatanlar çıkar. Anlatan çıkmasa bile Kur'an'da bir hüküm varsa buna inanmak şarttır. İnanmayan bu hükümler o devre aitti diye nasıl Müslüman olur? Böyle düşünmek Allah'a ve O'nun kudretine inanmamanın başka şeklidir. Haşa Allah geleceği bilmez mi? 20. asrı 30. asrı bilemez mi? Bu miras hukuku Arap toplumu içindir. 20. asırda miras şöyle olacaktır demekten aciz mi? Kur'an-ı Kerim'e dolayısıyla Allahü Teala'ya nasıl böyle dil uzatılabiliyor? Haşa Allah Arap toplumu için yanlış hükümler mi bildirdi? Arap toplumu tefecilikle, faizcilikle uğraşıyor, içki içiyor, putlara tapıyor, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerken bunları yasaklamadı mı? Allah kimden korkacak da doğru hükmü bildirmeyecektir? Faideli Bilgiler kitabında deniyor ki, İslamiyet'te kadın, mirastan hiçbir şey almaya muhtaç bırakılmamıştır. Onun bütün ihtiyaçlarını, kocası, babası, erkek kardeş ve amca gibi mahrem yakınları, çalışıp, kazanıp ona vermeye mecbur tutulmuştur. Erkeklerin bu güç vazifelerinden dolayı, mirasın hepsini almaları lazım gelirken, İslamiyet kadınlara, erkeğe verilenin yarısını da onlara vermektedir. Erkek, kadına bakmaya mecbur, kadınınsa kendine bile bakması lazım olmadığı halde, İslamiyet kadını kayırmakta, ona ayrıca miras da vermektedir. Hiçbir yakını yoksa, kadının ihtiyaçlarını beytül mal karşılar. İslamiyette kadınların çok kıymetli oldukları buradan da anlaşılmaktadır. Böyle bir fitne ortamında ehli sünnet alimlerinin kitaplarına sarılmaktan başka çare yoktur. Mızraklı ilmi hali bile okuyup amel eden kimse imanını kurtarabilir. Başka kitaplara bile ihtiyaç kalmaz. Mızraklı ilmi Cennet Yolu ilmi hali adıyla İslam ahlakı kitabının içinde bulunmaktadır. İslam ahlakı kitabını okuyan dinini bidat ve hurafelerden koruyabilir. O arkadaş Kur'an-ı Kerim'deki ayetler için bunlara ilahi hüküm diye bakılamaz diyor. Kur'an'da bildirilen namaz, oruç, zekat, haç gibi ibadetler de o zamanki insanlar içindi. Bugünkü modern insanın bunlara ihtiyacı yok diyen tarihselciler de vardır. Böyle bir ortamda medyada konuşanlara, şahsi sözlerini din gibi anlatanlara uymayıp ehli sünnet alimlerinin kitaplarına yapışarak din gemisini kurtarana kaptan denir. Ne mutlu onlara.